Evet, şimdi bu konuyu konuşacağız sevgili izleyenler. Telefon attığımızda TürkSam uzmanı Ahmet Gencehan Babiş var. Merhaba Sayın Babiş, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Alo Sayın Babiş, duyabiliyor musunuz? Alo. Merhaba, evet. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Babiş, Afrin'le ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Bir kez daha söyledi, bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin mesajı ne anlama geliyor? Dilerseniz bununla başlayalım. Şimdi ilk olarak belirtmek gerekir ki tabii ki Afrin'de uzun süredir bir terör yapılanması var. Dün de zaten Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin sınırında yaklaşık 30 bin kişilik bir ordu kuracağını söyledi. Ortaklarımızla böyle bir 30 bin kişilik ordu yaratacağız diye bir söylemi var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Zaten uzun süredir de bakıldığında hem Türkiye ilişkilerde çok büyük bir sorun hem de bölgedeki Amerika'nın artık kendi partneri olarak tanımladığı ve buna PDG diye bir maske göstererek aslında terör örgütü PKK'nın kolu YPG ile birlikte bir işbirliği içerisinde ve Türkiye'nin sınırında böyle Türkiye'nin ulusal güvenliğine net bir tehditin bir an önce artık zaman kaybetmeden de bertaraf edilmesi gerekiyor ve bu noktada da Türkiye'nin operasyon düzenleme ihtimali ve Afrin'e bir operasyon sinyali sanıyorum ki artık yavaş yavaş hem Astana süreci içerisinde gerek Rusya gerek İran ve bölgesel merkezi hükümetlerle bir uzlaşık sağlanılarak oranın artık terörden arındırılması gerekiyor. Bu Türkiye'nin uzun vadede de ulusal çıkar açısından olumlu bir sonuç getirecektir. Evet Sayın Babiş, Amerika-Suriye sınırına 30 bin kişiden oluşan bir sınır oluşturuyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Bu yeni bir nokta değil aslında. Aslına bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri bölgede IŞİD'le mücadelesine Türkiye'yi hesaba katmayarak çok da fazla son süreçte başka bir terör örgütünü devreye alarak mücadeleye girmek istiyor ve böyle devam etmek istiyor. Ama göz ardı edilen şey şu, bir terör örgütünü diğer terör örgütüyle maalesef bertaraf edemezsiniz. Yarın bir gün o sizin kullandığınız terör örgütü de yine bölge için çok büyük sebepler, çok büyük sıkıntılara yol açar. Ve diğer taraftan Türkiye açısından bakıldığında da bir merkezi, yani bölgedeki merkezi hükümetlerle işbirliği yapılarak az önce söylediğim nokta gerek Suriye'de, gerek İran'da, gerek Irak'ta bölgesel konsensusu sağladığınız zaman bölgedeki terör örgütlerine yer veremeyeceğinizi ve bu yerin onlardan alınacağını çok net şekilde görebiliyoruz. Bunu bir aslında tecrübe ettik. Nerede ettik? Barzani'nin çok zamansız bir referandum kararı vardı ve bölgedeki Türkmenleri baskı altına alan, bölgenin istikrarını derinden etkileyen bir sıkıntıydı. Bu sıkıntıya bölgedeki bütün merkezi hükümetler beraber ortak bir karar alarak bu yapılanmayı, bu revizyonist yapılanmayı yok etti. Çok da aslında bölgenin yararına ve bölgenin istikrarına bir gelişmeydi. Şimdi hali hazırda yine buradaki bir çıban başının Türkiye tarafından bir an önce ezilmesi gerekiyor. Evet. Bir de şunu sormak istiyorum. Amerika PYD konusunda Türkiye'ye verdiği sözleri sizce neden tutmuyor? Şu anda Amerika'nın baktığınız zaman özellikle Suriye içerisinde kendine birinci partner olarak ister PYD deyin, ister YPG deyin, ister PKK deyin, isterseniz de SDG deyin. Amerikanlar SDG'yi kullanıyor genellikle. Bölgede müttefiklerinin onlar olduğunu görüyoruz. Ve IŞİD'le mücadeleyi onlar YPG üzerinden yürütmeyi tercih ediyorlar. Bu bakımdan Türkiye'nin pozisyonu biraz daha Amerika tarafından tercih edilmeyen bir nokta. Ama en büyük sıkıntı noktalarından da bir tanesi. Türkiye ile Amerika arasında birçok noktada geçen yıl 2017 yılında tecrübe ettiğimiz en son vizelerin karşılıklı askıya alınmasıyla en üst noktaya çıkan çok büyük sıkıntılar vardı, sorunlar vardı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri baktığınız zaman Suriye'nin içerisine
Muhaliflerin çok koordineli bir yapı olmamasından ötürü onlarla çok artık zaman harcamak istemiyor. Diğer noktada İran ve Rusya'nın devreye girdiğini görüyoruz. İran ve Rusya zaten Esad'ın arkasında ve zaten olayın bu noktaya gelmesi de en büyük rol oyuncuları. Baktığınız zaman Amerika için şu an bir terör örgütünün müttefik haline geldiğini görüyoruz ve bunun da Türkiye açısından kabul edilemez bir noktaya geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye ile orada Amerika'yı da karşı karşıya getirecek bir noktaya doğru ilerliyor. Evet, pekala. Sayın Babiş, çok teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. TürkSam uzmanı Sayın Ahmet Gencehan Babiş telefon attığımızdaydı ve Afrin konusunu değerlendirdi.